Rıza Hoca'yla buradan da selam Atom, olsun. Rıza kardeşimiz, rahmetli babası Bektaş amca var o zaman, annesi var, annemiz bizim. Bir de Rıza'nın da bir yalnız oturduğu ev var. Annesi babası Bekle oturuyordu. Kardeşi Kemal ile Rıza Hoca da birlikte. Sarıyer'de oynuyor. Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta oynuyor, pardon. Gel bende kal dedi. Bekar hayatı zordur dedi. Beraber kalalım dedik. Böyle İstanbul'da bir Anadolu mahallesi düşünelim. Ortaköy'de öyle düşünelim. Karşıda komşularımız var. Osman amcalar. Kezban teyzeler. Biraz Muğla özlemi de burada. Her akşam orada çay sohbetleri falan. Rıza Beşiktaş'ta. Daha sonra ben Fener'deyken de kaldım. Burada Sağ olsun, kalmaya Allah devam. razı olsun, hiçbir zaman unutmam. Pırıl. Arada Metin geliyordu Tekin. Fener Beşiktaş maçlarına giderken ben bu tarafa, o tarafa gidiyordum. Peki şu video bir gelsin. Yedinoğlu video. Bulaşık falan da bayağı bir... Çok güzel günlerimiz geçti. İkisi de aynı evi paylaştık. Rıdvan'la biz ilk milli takımla tanışmıştık. Sonra İstanbul'a transfer olunca ben de konuştu, beraber kalalım dedi. Olur dedim ben de. Kardeşim ben, Rıdvan beraber bir aile gibi, gerçekten kardeş gibi bir süremiz geçti. Çok güzel şeyler yaşadık. Hem güldük. Maçlarda bayağı Fenerbahçe maçlarında atışıyorduk ama yine aynı bir paylaştık. O yüzden yani Rıdvan'ın gerçekten dolu dolu bir insan, hayat dolu bir insan. Çok güzel şeylere sahip bir insan. Hem futbolculuk olsun hem bilgi olarak olsun. Bir kere çok zeki, çok akıllıdır. Onun için yani tanıdığımdan dolayı da mutluyum. Hatta bir de iş yaptık Rıdvan'la biz. Bir restoran yaptık. İkimizin de işi değildi zaten. Bir süre önce kapattık. Ya bize göre iş değil. İkimizin işi de futbol. Başka bir şeyler ne o anlar ne ben anlarım. Gerçekten hayatımın bir bölümü Rıdvan'la geçti. Şu anda da zaten sürekli şekilde görüşüyoruz. Yani ailesini tanırım. O benim annem, babam, kardeşlerim hepsini tanır. O yüzden hayattaki en iyi arkadaşlarımdan bir tanesi yani. Eyvallah. Rıza Hocam çok teşekkürler. Sağ olsun. Ben de o Fenerbahçe, Beşiktaş'ın...